Sultanım. Hürrem Sultan. Esma. Ne oldu? Yoksa Cihangir? Yok sultanım, şehzadelerimiz iyi. Mihrimah nerede? O mu hastalandı? Hepsi iyiler sultanım. Beni hizmetinizden almışlar. Şifahaneye yolluyorlar. Mahidevran Sultan'ın emri dediler. Sadece ben değil, herkesin yeri değişmiş. Çocuklar uyuyor mu? Evet sultan. Sen başlarından ayrılma. Hemen kıyafetlerimi getir. Hadi oyalanmayın, kalkın. Durmayın hadi. Kime diyorum ben? Çek elini üstümden. Hürrem Sultan'ın cariyeleriyiz biz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Nisa Hatun, beni delirtme. Senin haddine mi düşmüş isyan etmek? Vallahi sokağa attırırım seni. Kolay da öyle. Fida. Hatunlar dinlemiyorlar beni. Gitmeyeceklermiş. İnsan gibi konuşursan dinlerler. Nigar Hatun, o ne demek? Gerçekten gidiyor muyuz? Doğru, evet. Gidiyorsunuz. Artık eski sarayda kalacaksınız. Orada çera edileceksiniz. Nigar Kalfa, ne oluyor burada? Derhal izahat ver. Mahidevran Sultanımız hizmetinden memnun olmadığı ve yaş haddini geçenlerin çera edilmesine karar verdi. Taliplerini eski sarayda bekleyecekler. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ama sultanım... Tek kelime edersen senin canını alırım. Git karşımdan! Sultanım, emir aldım. Umrumda değil. Mahidevran benim hizmetimdekilerin akıbetine karar veremez. Öyle bir yetkisi yok. Hizmetinizde olmayanlar da var sultanım. Çoğu haremde vazifeli kalfalar. Hiç kimse bir yere gitmeyecek dedim nikâr. Yoksa haremi başınıza yıkarım. Gülay'ı da götürdüler sultan. Saraydan atacaklarmış. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Hürrem Sultan ilk iş hünkârımızın yanına gidecektir. İstediğini anlatsın. Biz kaideleri uygulamakla mükellefiz. Çekil! Durun sultanım. Sen kimsin? Çekil önünden. Değil, lütfen sultanım. Hayır! Girmeyin, lütfen. Sen beklemeyeceğim, çekil! Sultanım lütfen. Ne beklemiyorsa çekil önünden! Hayrola Hürrem? Ne bu asabiyet? Bir de suha mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme yetkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil, beni yönetmek istiyorsun. Bunu vaktiyle Varide Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olmaz Hürrem. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum bunları senin yastırmadığın? Sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var, hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Hareme yük oluyorlar.
bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimden. İstediğim vakit yollarım. Sultanım, Esma'yı bile şifahaneye yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor, bir sakıncası yok, kalabilirler. Gülah da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. Sultanım, iftira bunlar. Sırf bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Hürrem, sen dairene dön artık. Geldiğin mertebenin kıymetini bil. Haremi idare etmek herkese nasip olmaz. Adil olmak zorundasın. Hayırdır sultanım? Siz de mi Hürrem'in tarafına geçtiniz? Laflarına dikkat et. Sen nasıl konuşursun benimle böyle? Mustafa üzülmesin diye hoş görüyorum seni, fakat sabrımı zorlama. Bağışlayın sultanım. Hürrem asabım bozdu o yüzden. Ben ne haldeyim? Senin haberin var mı? Annem ölümden döndü, akıbeti belli değil. İbrahim de sen yok. Bu sefer de başına ne geldi bilmiyorum. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bir hadise daha çıkmasın Mahidevran. Eğer çıkarsa senden bilirim. Ona göre. Fatma! Buyurun sultanım. Gülah'ın yanına git. Cezası ne olacak sultanım? Nasıl oldunuz hünkârım? Daha iyiyim Mustafa'm. Validemin gözleri hala bizimle. Yakında ayağa da kalkar elbet. İnşallah. Hünkârım, belki sırası değil. Söyle. Müsaadeniz olursa İbrahim Paşa'nın arkasından gitmek isterim. Benim için tecrübe olur. Tez vakitte dönecek. Dönünce birlikte çıkarsınız yola. Sancağı ne vakit giderim peki? Daha sonra konuşuruz demiştiniz. Hünkârım, şehzadem, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, müsaadenizle. Şehzadem. Hünkârım. Yaklaş Hürrem. Neyin var Hürrem? Bir şey mi oldu? Mahidevran neden burada Süleyman? Nasıl bir sual bu? Nereye gitmiyor artık? Mustafa büyüdü. Ne vakit sancağı çıkacak? Asıl mesele nedir, sen onu söyle. Hani sadece haremle alakalı kararlar alacaktı. Bana şehzadelerimi karışmayacaktı. Bana bunları anlatma Hürrem. Sen değil miydin ben kabul etmem, bildiğimi yaparım diyen? Nasıl arzu ediyorsan öyle davran. Neticelerine katlanmayı göze alabildiğin her şeyi yapmakta hürsün. Bu Mahidevran için de böyle. Manasız şeylerle meşgul ettim seni, bağışla. Zaten keder içindesin. Bahçeye çıkalım mı? Biraz yürüyelim. Ata binelim. Hünkârım. Söyle. İskender Çelebi huzura çıkmak isterler. Mühim bir mesele olduğunu söylediler.
Gelsin. Çekilebilirsin. Başka bir vakit çıkarız. Uşağlama! Bu ne? Sübel, ne olur bırak beni. Vallahi çok altın var. Ben de hepsini veririm sana. Ağlar, duydunuz mu? Bana rüşvet teklif ediyor vallahi. Yahu ne rüşveti? Hediye ya. Ağlar, vallahi size de veririm. Zibil gibi altın var bende. Nerede bu altınlar? Yahu sen beni aptal mı sandın? Sal beni, göstereyim sana yerini. Ne malum vereceğin? Ya kaçıp gidersen? Yahu adam ölüme giderken yalan mı söyleyeceğim sana? Olmaz. Önce altınların yerini söyle. Ölürüm de söylemem. Öleceksin zaten. Bir yandan baktığın zaman doğru. İri. Doğru. İri. Doğru. Ne olur bırakın beni. Ağlar yapmayın. Daha çok gencim ben. Hiçbir şey yaşamadım ki ben. Vallahi az bir şey yaşadım. Geldik mi? Kazım Ağa'ya iki çift lafım olacak. Nerede Kazım Ağa? Kazım Ağa'sı, sultanımız burada. Ha, sultanım burada. Hürrem Sultan, ne olur bu katillerin elinden kur. Sultanım. Gül'a. Sen çekilebilirsin. Seni bağışlıyorum. Allah razı olsun sultanım. Allah ne muradınız varsa versin. Lakin bir şartım var. Eğer yapabileceğim bir şeyse... Yapacaksın elbet. Başka çaren yok. Doğru. Ne yalan söyleyeyim, doğru. Esma. Buyurun sultanım. Gülla'dan hala haber yok mu? Kimse bir şey demedi sultanım. Cariyelerin hepsi kalmış ama gitmiyorlar. Kesin saraydan atacaklar. Engel olmamız lazım. Gül'a. Sultanım. Nasıl kurtuldun sen? Mahidevran Sultan bağışladı beni. Ha. Ne karşılığında bağışladı? Attığınız her adımı bilmek istiyor. Sen de kabul ettin. Maalesef. Her gün bir hikaye uyduracağız artık. Vaziyet kötü Gül'a. Şehzade Mustafa'nın derhal sancağa gönderilmesi lazım. Ancak bu şekilde kurtuluruz bu ana oğuldan. Malum, bir şehzade sancağa çıktığında validesi ona eşlik etmeye mecburdur. Bunun kararı hünkârımıza ait sultanım. Biz nasıl göndereceğiz? Biraz vakit alacak. Ama çaresiz katlanacağız. İkisinden de kurtulacağız. Sadece onlardan değil. İbrahim'den de. Sancağa çıkmasına engel olacaktır. Neden engel oldu? Gitmesini en çok o ister. Malum, Mustafa Sancak Bey'i olursa tahta bir adım daha yaklaşır. Madem öyle, biz niye... Bırak, yaklaşsın. O vakit rakip görülecek. Yapacağı hatalar hayatına mal olabilir. Ayrıca Mahidevran'a katlanamıyorum artık. Bir an evvel gitmeli. Hakkınız var. Nefes aldırmıyor bize. Maaşlar geç veriliyor. Cariyeler de huzursuz. Öyle harcamalar yapılıyor ki hepsi israf. Mücevheratlar, ipek kumaşlar, kürkler, haremin kilerlerinde
çürüyüp giden onlarca çuval mal var. Daha ne kadar sessiz kalacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz. Kendisi onu nazlıyor, haberi yok. Ben bunu çok beğendim. İkimiz istiyorum. Ama istiyorsan ikimize bir şey... Çok üzüldüm. Bok da çok güzel. Sana da güzel olur. Giden ben. Çıkar mısın? Çıkar. Uzun elbise. Evet. O da çok güzel. Sultanım, hoş geldiniz. Size minnettarız. Çok kıymetli şeyler bunlar. Allah sizden razı olsun. Bizi ihya ettiniz. Güzel günlerde kullanın. Fidan Hatun, ısmarlattığım ipek kumaşlar geldi mi? Hazırlanıyorlar sultan. Güzel, daireme getirsinler. Sultanım. Ne vakit bitecek çilem? Ne zaman affedeceksiniz beni? Sultanım. Otur oturduğun yerde. Sultanımızın gözüne görünme. Anlat bakalım Gülah. Bugün neler öğrendin? Sultanım. Malumunuz Hürrem Sultan Şehzade Mustafa'yı dolayısıyla sizi sancağa göndermek ister. Gayret boşuna. Hünkârımız seferden evvel gönderme niyetinde değil. Bu karar çok yakında çıkacak sultanım. Ne demek o? Nasıl olacakmış? Hünkârımıza yakın birisiyle birlikte hareket ediyorlar. Kimmiş o? Bunu sır gibi saklıyorlar. Bilhassa benden. Zira benimle alakalı kuşkuları var. Ne yap et, kim olduğunu öğren. Elimden geleni yaparım sultan. Gerçi artık İbrahim Paşa'mız geldi. Her kimse sadrazamdan daha kuvvetli değil ya. Paşamıza mı havale edeceksiniz meseleyi sultanım? Tedbirli olmakta fayda var. Rahatsızlık ne demek? Fakat merak içindeyim, şehzademizle alakalı demişsiniz. Hürrem Sultan onu aylardır sancağa göndermek için uğraşıyor. Hünkârımızı etkilemek için her yolu denedi. Öğrendiğimize göre hünkârımıza yakın biriyle irtibat kurmuş. Kimmiş bu? Malumatım yok henüz. Fakat öğreneceğim. Mustafa'mın gitmesi yakın. Bir şeyler yapmamız lazım. Fakat bunda bir sakınca yok. Elbet gidecek sancağa. Şimdi olmaz. Zira ben gitmek istemiyorum. Nihayet haremi yönetirken bunu kendi ellerimle Hürrem'e bırakamam. Anladım. Benim saraya dönmem gerekiyor. Hatice Sultanımız beni bekler. Meseleye gelince de ben bir hal çaresine bakarım. Dikkatli ol Fatma. Hürrem'den uzak dur. Sultanım ben zaten bir şey yapmıyorum. Lakin korkuyorum başıma bir hal getirecek diye. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sana ne yapayım ha? Benim bir suçum yok sultanım. Fatma benden kurtulmak için tuzak kurdu. Meftun aile bu yüzden mi kuytu köşelerde buluşuyordunuz? Ben dolaşıyordum. O birdenbire önüme çıktı.
yarım aklına kimi kandırıyorsun? Meftun Ağa itiraf etti. Adamın kanına girmişsin yine. Bu sefer de Fatma'nın üstüne salmışsın. Fatma Altın teklif etmiş de öyle kurtarmış canını. Sultanım, bağışlayın. Ben sizi korumak istedim. Bu hatun size zarar verecek. Bana senden fazla hiç kimse zarar veremez. Acımasam şuracıkta alırım canını. Bu meselenin bana dönmesini istemiyorum. Sırf bu yüzden dün geceki hadiseyi unutacağım. Minnettarım sultanım. Unutacağım dediysem cezasız bırakmayacağım elbet seni. Meftun Ağa denen o adamla evleneceksin. Sultanım. Yapmayın ne olur. Sultanım beni öldürün daha iyi. Bu yüzden evlendiriyorum ya zaten seni. Sana en büyük ceza bu. Şimdi defol. Evleneceğin günü bekle. Katlanacağız buna anne. Ne oldu gene? Maydevran Sultan diyorum. Sabah çıktı önüme yine. Başında kocaman bir taç. Gereksiz bir alaka. Yok nasılsın Mihrimah? Bir ihtiyacın var mı? Sakın saygısızlık etme. Bir sultan gibi davran her daim. Hı? Çok sıkıldım ama. Biz varken o nasıl yönetir haremi? Biz. Biz derken yani siz. Hadi içeri geç. Kardeşlerinin yanına. Sultanım, misafiriniz var. Ne misafiri, kimmiş? Sultanım. Gülah, neden içeri aldınız? Hemen gitsin. Sultanım, sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Sen benimle ne konuşabilirsin ki? Ben size biat etmeye hazırım sultanım. Yeter ki hizmetinizi alın. Ne oldu? Sen Mahzevran'ı çok severdin. Yoksa bitti mi o büyük aşk? Sultanım. Ben artık sadece sizi tanır, size hizmet ederim. Ne olur kabul edin. Ne isterseniz yaparım. Gülşah. Sen benim için ne yapabilirsin ki? Ne verebilirsin bana? Ne faydan dokunur? Yıllardır Mahzevran'ın başına bela oldun. Şimdi de bana mı olacaksın? Git buradan, gözüm görmesin seni. Gülah, ne bu şimdi?
Acıdı mı haline sultan? Ortalıkta meczup gibi dolaşıp duruyordu. İyi ya, dolarsın. Bana zoom edenlerin sonu bu işte. Herkes görsün, ibret alsın. Esma. Buyurun sultanım. Şeker Ağa'ya söyle, yemeğime has parça hazırlasın. Bunu kutlamamız lazım. Elbette sultanım. Yalnız mı olacaksınız? Esma, kutlama dedi. Çocuklarım da gelsin, ayrıca lokmalar dökülsün. Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne güzel. Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor.